Hepinize selamlar dostlar. Bugün sizlerle birlikte AdWords anahtar kelime planlayıcı ile YouTube para kazanma arasındaki ilişkiyi inceleyeceğiz. Bu video sayesinde ve göstereceğimiz konular sayesinde bir video başına kazanabileceğimiz maksimum tutar hakkında bilgilendirmiş olacağım sizleri. Bildiğiniz gibi Google'ın AdWords diye bir hizmeti var. Önce birazcık bundan bahsedeyim. Google AdWords ne işe yarıyor? Google AdWords şu, nasıl siz koyduğunuz videoya karşılık Google size AdSense üzerinden bir ödeme yapıyorsa, AdWords'te bu reklamı Google'a veren kişilerin bulunduğu bir format. Yani bu platform üzerinden reklam veriliyor. Buna göre maliyetler belirleniyor vesaire vesaire. Yani Google AdSense'in birazcık müşteri tarafı aslında Google AdWords. Şimdi buradaki olay şu. Siz de bir herhangi bir Google AdWords hesabı açabilirsiniz. Bu açtığınız Google AdWords hesabı üzerinden de araçlar kısmındaki anahtar kelime planlayıcı kısmına erişebilirsiniz. Bunun kendi Gmail'inizle veya işte kendi YouTube kanalınızda veya herhangi bir farklı bir Gmail'inizde de olabilir. Anahtar kelime planlayıcı gerçekten YouTube'dan kazandığınız kazançları çok fazla arttırabilir. Ya kesinlikle çok fazla arttırabilir. Nedenine gelecek olursak şundan dolayı şimdi video koyan herkes videosunda belli bir başlık, açıklama ve anahtar kelime koyuyor. Varsayıyorum şuradaki izlediğiniz daha önce işte iPhone hileleri vesaire iOS Dark Mode ile alakalı gördüğünüz gibi burada anahtar kelimeler var. İşte bunlar belli bir şu an trafik yaratmış. Belli bir aranma kategorisine girmiş. Şimdi buradaki önemli nokta şu. Yazdığınız anahtar kelimeleri seçerken bunların izlenme başına yani 1000 izlenmeye getirdiği maliyet yani size getireceği karı seçerek videoyu yaratabilirsiniz. Ve bu yaptığınız videolar sayesinde atıyorum oyun kanalları 1000 izlenmeye 0,20 TL kazanırken siz 1000 izlenmeye 700 TL bile kazanabilirsiniz. Arada bu kadar fark var. Tabi bunu yaparken bazı belli başlı şeylere de dikkat etmek lazım. Şimdi buraya varsayıyorum oyun yazıyorum ben. Ondan sonra GTA 5 yazayım. CSGO yazayım mesela. Şimdi oyun oynayanlar açısından bakıyorum. Türkiye Türkçe fikir al dedim. Şimdi bunların zaten arama hacim eğilimlerini vesairelerin hepsini göreceğiz. Şimdi burada anahtar kelime fikirlerinde bakın. GTA 5 0,37 TL. Oyun 0,21 TL. Yani bu aslında birazcık şuna denk geliyor. Yani sizin attığınız oyun videosu 1000 izlendiğinde ortalama getirisi 0,20 TL. Yani bunun üzerinde olduğunu zannetmiyorum. Varsayıyorum GTA 5. Yani önerilen tekliflerde en yükseği seçelim. Bakalım ki gördüğünüz gibi 12,20 TL kazandıran sadece bir global CSGO var. Yani demek istediğim kısacası bunlar çok düşük tutarlar 1000 izlenmeye. Yani bu ne demek? 50.000 izlenmede işte 50.000 izlenmede 100 TL ya kazanırsınız ya kazanamazsınız demek. Hani bu tabii videonun tamamının izlenmesiyle de alakalı vesaire vesaire. Şimdi burada önemli nokta oyun videoları tabii çok kendi aralarında rekabet çok fazla var. Tabii çok fazla sponsorluk dönüyor vesaire. Yani hani izlenme onlar için ikinci planda olabilir ama izlenmeyi birinci tarafta tutacaksanız eğer mantıklı konuları seçmeniz gerekiyor. Atıyorum gelelim buraya mesela spor araba yazalım bir spor araba bir ara otel çok fazla otel yazalım bir de forex yazalım. Şimdi bakın fark göstereceğim size. Spor araba, otel ve forex yazdım. Şimdi bakın forex'teki
Gördüğünüz gibi Forex'teki 1000 izlenmeye karşılık verdiği rakama bak. Yani şimdi deminki hesaba göre, şuraya hesap makinesi de yazalım bir. Şimdi deminki hesaba göre varsayıyorum 50.000 izlenin. Yani 1000'in 50 katı 43.07. Şimdi herkes Forex ile ilgili video yapmazsa çarpı 50 diyelim. Şimdi 50.000 izlenmede bu tutarı yakalayabilirsiniz. Ama öyle bir şey olmalı ki siz gerçekten, tabii bunu Google veya YouTube yakalayabiliyor. Yani şimdi bir CSGO videosu atıp altına Forex robot derseniz, bu free Forex robot kelimesindeki çıkacak reklamlar sizin videonuzda çıkmaz. Ama siz Forex ile ilgili ve hatta free Forex robot ile ilgili bir video çekersiniz veya Forex affiliate ile alakalı, hani Forex işte bu affiliate dediği yönlendirme gibi bir şey, işte siz Forex ile ilgili öyle bir bilgi videosu çekerseniz ve Forex affiliate yazıldığında Google'a sizin videonuz çıkarsa ve tıklanırsa ve bu kelimenin reklam verinin bu kadar değer biçmişse, atıyorum bu kadar rakam, 50.000 izlenmede kazanabilirsiniz. Yani 1000 izlenmede, şöyle düşünün, 1000 izlenmede 30 TL, 50.000 izlenmede 50 katı olacağı için 1500 TL. yani kesinlikle ve kesinlikle mükemmel bir rakam. Şimdi burada bazı internette olan yüksek tutarları, çok yüksek kelimeler var. Şimdi onları da bir gösterelim, bunlara da bir bakalım. Hani bu tarz kelimeler var. Bunlar bizim tabii ki çektiğimiz kelimelere göre birazcık farklı. Hani çok düşük. Şöyle İngilizce yapsak bunu. Şöyle düzeltmeye çalışacağım. Türkçe değil, İngilizce yapalım. Yani kanalınızın İngilizce olduğunu düşünelim. Türkiye değil, tüm yerler. Şuradan da İngilizceyi seçelim. Evet, şimdi istediğim görüntü ortaya çıktı. İngilizce videolar çekiyorsunuz ve size bu dediğim, gösterdiğim kelimeleri, yani paralara bakın. Ve bunların rekabeti şöyle söyleyeyim size. Atıyorum Arda Turan'la ilgili video çekeceksiniz ya da ne bileyim eğitim videosu, yemek tarifi. Bunun rekabetinin düşük, ortalama aylık sayısının yüksek, önerilen teklifinde yüksek olduğu videolar. Yani yüksek, düşük, yüksek şeklinde bakabilirsiniz. Şimdi mesotilimolafirm kelimesini İngilizce bir videonuzda, alakalı bir videoda da geçirirseniz ve bununla alakalı reklam sizin videonuzda çıkarsa, 1000 izlenmeye bu kadar para, tabii Google'ın kesintileri sonrasında size yatabilir. Yani varsayıyorum 658'in %20'sini aldığını düşünelim. 658 çarpı 0.20, yani 131'ini kendine alsa 658 eksi 131 eder 527 çarpı, ve bu videonun sadece 5000 izlendiğini düşünelim. 5000 izlenmede 2635 TL kazanma şansınız var. Yani kısacası seçeceğiniz anahtar kelime çok önemli. Ve bunu seçerken de gerçekten düzgün seçmelisiniz. Şimdi mesela yine Türkiye örneğine dönelim. Türkiye Türkçe. Mesela yemek kanalısınız, makyaj kanalısınız. Atıyorum yemek, makyaj diyelim. Şimdi sizin video çekerken kesinlikle AdWords kullanmanız lazım. Herkesin kullanması lazım. Çünkü koyacağınız anahtar kelimeleri veya şeyleri çok iyi bilirim. Mesela şimdi İngilizce değil yalnız, burası Türkçe olmalı. Make up falan çıktı çünkü. Tamam. Şimdi
için mesela yemek kartları orta rekabette olabilir. Şimdi yemekhane programı, yemek şirketleri, bölgesel zayıflama, mesela zayıflama, atıyorum zayıflama yazıp koyalım. Hani bayanlarla alakalı veya şeyler, hamilelik diyelim. Şimdi burada tamamen tutarların yüksekliği ile alakalı. Şimdi bakın. Buradaki en yüksek şey bu mu? Bu konu çok başarılı olmadı o zaman. Mesela ne olabilir? Sigorta diyelim. Banka diyelim. Mesela GTA'da bir banka soydunuz. Bakalım banka kelimesi ne kadar verecek? Bankayı o şeylerde geçiyor. Mesela bankanın mesela gördüğünüz gibi kasko online teklif al kelimesi ama rekabeti yüksek. Gördünüz mü? Rekabetleri yükseklerden ne demiştik? Kaçacağız. Bunların size para kazandırma olasılığı yüksek değil, düşük. Orta olanlardan atıyorum cep telefonu sigortası yapan şirketler hani demeseniz bile mesela buraya kaza diyelim. Bakın onunla alakalı. Kaza çıkmadı. Ya da eğitim iPhone diyelim. Teknoloji kanalısınız, eğitim kanalısınız. iPhone ile ilgili videolar çekiyorsunuz mesela. iPhone'da gördüğünüz gibi eğitimli iPhone akıllı telefon. Şimdi iPhone X akıllı telefon diye geçirip yüksek tutar kazanabilirsiniz. Akıllı telefon Apple. Ya da ne bileyim intro yapımı diyelim buraya. Hani buradan tamamen kendiniz çekeceğiniz video ile alakalı buradan bir bakın derim. Mesela siteden intro yapma kelimesini neredeyse 10 TL veriyor. Yani neredeyse 10 TL veriyor. Şimdi ben atıyorum bir tane intro ile alakalı video çektim. Düşük rekabeti de çok güzel. Şimdi 1000 izlenme diyelim, 5000 izlendi diyelim. 10 çarpı 5 diyeceğim. Hop. Sadece bir siteden intro yapma kelimesiyle alakalı 5000 izlenme alırsam demek ki 50 TL alabiliyorum. Bu video birazcık tutarsa 5000 değil de atıyorum 50.000 izlendi 500 TL kazanabilirim. Çok fazla karıştırmayayım aklınızı. Buradaki Google Trendler kısmından varsayıyorum bakacaksınız. 7 Ekim'deki en şeyler milli takım FIFA Dünya Kupası İsveç. Hani burada anahtar kelimeler var. Arda Turan vardı. Mesela O Ses Türkiye, Yıldız Tilbe. Şunu şöyle seçip şöyle seçelim mesela. Demek ki bu kelimeler şu an internette çok aranıyor. Ben gelip bunları böyle burada aramaya kalksam, bakalım gerçekten bunların arama sonuçlarını bir tutar getirecek mi? Bakın gördüğünüz gibi geldi. Mesela Murat Boz'un telefon numarası yazınca 2,90 TL. Yani siz hem trendlerle alakalı bir şey çekip hem de buradaki tutarı yüksek yakalamaya çalışacaksınız. Yapacağınız tek şey bu. Böyle olursa yani boşu boşuna video çekmemiş olursunuz. Çektiğiniz videodan bir şeyler elde edebilirsiniz. Buradaki amaç tamamen bu. Buradaki anahtar kelimeleri de nasıl daha hızlı kopyalayabilirim derseniz de mesela şöyle seçtim. İzmir'in dağlarında çiçekler açar seçtim. Buradan tıkladım. Anahtar kelime buradan panoya kopyala dediğim zaman buradan da CTRL-C veya sağ tıklayıp kopyala derseniz anahtar kelimeleri gelip buraya yapıştırabilirsiniz. Diyorum ve bu videonun sonuna geldim. Umarım size faydalı olmuştur. Söylediğim gibi istediğim tek şey video çeken insanların emeklerine yazık olmaması için bununla alakalı gerçekçi bilgileri biliyor olması. Bu videoda onunla alakalıydı.
Devamı gelsin istiyorsanız beğenmeyi ve like'lamayı unutmayın. Şimdilik hepiniz hoşça kalın.